Kongre baskını. Her gün olaylarla geçen, tansiyonu yüksek o günlerde yaşananları ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 3 Kasım seçimleri dönemi adeta bir gerilim filmi gibiydi. Başkan Donald Trump, posta yoluyla kullanılan oyların tarihin en hileli seçimine yol açacağını söylese de uygulama değiştirilmedi. Tarihi seçimde ülke çapında 100 milyon kişi erken oy kullandı. Bu oyların yarıdan fazlası posta yoluyla verildi. Tartışmalı birkaç eyaletin seçim sonuçları da kesinleşince 7 Kasım'da Joe Biden'ın başkan seçildiği duyuruldu. Başkan Trump ise bu sonucu kabul etmedi ve tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulundu. Kritik günlerden birisi de 14 Aralık'tı. Seçiciler kurulu Biden'a sürpriz yapmadı ve onu başkan olarak ilan etti. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanının belli olması için tek prosedür kalmıştı. 6 Ocak'ta toplanacak kongrenin seçiciler kurulunun kararını onaylaması. Başkan Trump o günü adeta son şansı olarak görüyordu. Sosyal medyanın attığı mesajlar, yaptığı konuşmalarla kitlesini hareketlendirdi ve o gün bu kararın çıkmasını engellemeyi hedefledi. Trump'ın çağrısıyla yüz binler meydanlardaydı. Ülkede aylardır devam eden gerilim 6 Ocak günü zirveye çıktı. Kongre binasını basan binlerce gösterici polisle çatıştı. Olaylarda bir polis 5 kişi hayatını kaybetti. Demokratlar yaşananlardan Trump'ı sorumlu tuttu. Sosyal medya hesapları bir bir kapatılan Trump, 13 Ocak'ta yani olaylardan tam bir hafta sonra Temsilciler Meclisi'nde şiddeti kasten teşvik etmekle suçlandı. Oylama sonucunda Trump, Amerikan tarihinde azil istemiyle ikinci defa suçlanan ilk başkan oldu. Trump'ın azliyle ilgili karar Senato tarafından verilecek. Avusturya'da